Efendim, mecliste bütçe maratonu tüm hızıyla sürerken milletvekillerinin atışması meclis başkan vekili Celal Adan'ı adeta çileden çıkardı. Adan vekillere tam anlamıyla isyan etti. Sayın milletvekilleri bir dakika ya. Ya ne bağırıyorsun kardeşim, bir dakika dur ya. Bağırıyorsunuz, araya adamlar girecek. Kavga da edemeyeceksin. Edecekseniz çıkın dışarıda. Zemin müsait ya. Sürekli birbirlerine sataşan, gerilimi tırmandıran milletvekillerine böyle seslendi. Bütçe maratonunun 5. gününe meclis başkan vekili Celal Adan'ın isyanı damgasını vurdu. Sayın milletvekilleri bir dakika ya. Ya ne bağırıyorsun kardeşim, bir dakika dur ya. Ne kadar bağırıyor ya şu kardeşim ya. Ney onun ismi de ya? Ya Cemal Bey. Cemal Bey. Neyi soradın onu? Cemal bekle. Bir dakika arkadaş. Başkan tokmağı kullanırsanız. Şimdi bu bağıran, şu bağıran milletvekillerimiz kulise gitseler bağırmayacaklar. Gidin kendi aranızda konuşun, bağıracaksanız bağırın. Ne size faydası var, ne partiye faydası var. Gergin başlayan bütçe görüşmeleri istenmeyen görüntülere sahne olmuştu. Bu kez Bakan Pakdemirli kürsüdeyken sözlerinin kesilmesine meclis başkan vekili sert tepki gösterdi. Yangınları biz çıkarmadık ama biz söndürdük. Önce bir Fatiha okuyun da ondan sonra konuşalım. Hiçbiriniz o cenazelerde yoktunuz. Bir dakika ya sayın milletvekilleri, bağırarak neyi elde edeceksiniz ya? Kalite düşüyoruz. Herkes sussun. Bakınız ben şu anda utanıyorum size susun derken. Yapmayın ya. Bağırışlar bir türlü dinmeyince meclis başkan vekilinin de sabrı taştı. Sesini duyuramayınca vekilleri genel kurul salonunun dışına çıkmaya davet etti. Oturun, ben otur diyorum. Size de sus diyorum. Sayın milletvekilleri bir dakika ya. Ya ne bağırıyorsun kardeşim, bir dakika dur ya. Bağırıyorsunuz, araya adamlar girecek. Kavga da edemeyeceksiniz. Edecekseniz çıkın dışarıda. Zemin müsait ya.